Merhaba arkadaşlar. Bu videoda akvaryumda fotosentezi sağlayabilmek adına nasıl bir düzenek kurmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Fotosentez olabilmesi için bitki temelde ışık, karbondioksit ve suya ihtiyaç duyar. Bitkiler gündüz yani ışık olduğunda fotosentez yaparken geceleri ya da akvaryumun ışığı söndüğünde diğer canlılar gibi oksijene ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla bitkili bir akvaryumda hava motorunun olmaması geceleri oksijen için bir savaşın başlayacağı anlamına gelir. Dolayısıyla zaman ayarlı bir hava motoru yardımıyla geceleri çalışması sağlanarak oksijen ihtiyacı giderilmelidir. 24 saat ışıkları açık tutmak akvaryumun tamamının yosunlar tarafından işgal edilmesi demektir ve kesinlikle önerilmez. Fotosentez için gerekli olan durumlardan su, mekan akvaryum olduğu için zaten bulunmaktadır. Geriye ışık ve karbondioksit kalır. Kaliteli bir ışık satın almak fotosentezi gözle görebilmek için oldukça önemlidir. İkinci en önemli şey karbondioksittir. Akvaryum içindeki canlıların ürettiği ve geceleri bitkilerin ürettiği karbondioksit maalesef fotosentezi gözle görebilmemiz için yeterli değildir. Mutlaka ya profesyonel bir düzenek kurulmalı ya da videoda göstereceğim alternatif fakat profesyonel kadar pahalı olmayan bir kurulum gereklidir. Kendi akvaryumunda aynı bu düzeneği kullanarak tatmin edici bir düzeyde fotosentez olayını yakaladım. Bu düzenek bu video yayınlandığında 350 TL civarında kurulabilmektedir. 2 adet 1,75 litrelik kola şişesi ki burada mutlaka gaz basıncına dayanacak bir şişe olmalıdır. Kola şişeleri bu konuda iyidir. 250 gram karbonat ve 250 gram limon tuzu yani sitrik asit gereklidir. Sistem şu şekilde işlemektedir. Limon tuzu karbonatın içerisine karışıp tepkimeye girerek ortaya karbondioksit, su ve trisodyum sitrat çıkmaktadır. CO2 yani karbondioksit vana ve hortum yardımıyla akvaryumun içerisine gönderilmekte ve trisodyum sitrat suyun içinde çözülmüş olarak şişede kalmaktadır. Şimdi düzenek kurulumuna geçelim. Evet, bu karbondioksit sistemi ucuz yollu bir sistem. Tabii ki profesyonel isteniyorsa daha tüplü, daha pahalı sistemlere tabii ki geçiliş yapılabilir. Burada görüldüğü üzere bir basınç göstergesi var ve bu tarafta da gaz çıkışının fazlalığını ayarlayan bir vana var. Ve bu şekilde aşağıya doğru karbondioksit hortumu iniyor ve orada karbondioksit çözücü var. Tabii ki bunlar mutlaka olmazsa olmazlar. O işte maya ile yapılan sistem maalesef istenen performansı veremiyor. Onun için eğer tüplü versiyon alınamıyorsa birazcık daha aslında uygun olan ve performans alınabilecek bu sistem internetten uygun fiyata alınabilir. Burada tabii ki karbonat ve limon tuzu kullanıyoruz, sitrik asit ve bu şekilde üretimi yapacağız. Evet, bu akvaryuma giden hortumun bağlı olduğu şişede karbonat bulunması gerekiyor. Benim ölçüm aslında 250 gram karbonat, 250 gram sitrik asit şeklinde. Ve basınç göstergesi olan şişede ise, basınç göstergesi olan şişede ise sitrik asit yani limon tuzu bulunması gerekiyor. Evet, şimdi 250 gram karbonatı şişeye boşaltalım. Evet, bunu boşalttık. Şimdi sitrik asiti yani limon tuzunu basınç göstergesi bulunan şişeye boşaltacağız. Tabii bu şişelerin kola şişesi yani bir gaza basınca dayanıklı aslında şişeler olmasını tabii ki gerekiyor. Şişelerin
Büyüklükleri akvaryum büyüklüğüne göre ayarlanabilir ama 2,5 litreden aslında 2,5 litre değil yani en fazla 2 litrelik şişeler önerimdir. Bu 1,75'lik şişeler ve 2 hafta çok rahat gidiyor aslında bu benim söylediğim ölçülere göre. Evet, 250 gram limon tuzunu da boşaltıyoruz. Evet, limon tuzunu doldurduk hepsini. Şimdi de 600 mililitre su koyacağız. Yani limon tuzunun olduğu şişeye 600 mililitre, diğer şişeye ise karbonatın olduğu şişeye ise 250 mililitre su dolduracağız. Evet, bu suyu doldurduk. Şimdi bunun kapağını kapatıp çok iyi bir çalkalanması gerekiyor. Yani limon tuzu içerisinde hiç kalmayacak şekilde yani parça olarak hiç kalmayacak şekilde ama karbonat zaten karışmayacaktır. Dolayısıyla sadece birazcık bir çalkalamak karbonatta yeterli. Evet, strik asiti çok iyi bir şekilde çalkalıyoruz. İçinde hiç tane kalmayacak. Evet, şimdi de karbonata yine 250 mililitre su koyup birazcık karıştıracağız. Evet, birazcık karıştırıyoruz. Şu an artık karbondioksit üretmek açısından karışımlar hazırlandı. Şimdi hortumlarını bağlayabiliriz. Evet, şu an sistem hazır. Normalde mantık nedir? Strik asitin karbonat bulunan şişeye girerek tepkimeye girerek buradan oluşan karbondioksitin akvaryum içerisindeki çözücüye gitmesidir aslında. Ve şu an tabii ki basınç sıfırda ve bu basıncın aslında olması gereken yer 1 ile 2 arası yeşil olan kısımda olması gerekiyor. Dolayısıyla 1 ile 2 arasına kadar bizim sitrik asiti karbonatın içerisinde itip ve gerekli sıkışmayı yaparak tepkimeye girmesini sağlamamız gerekiyor. Evet, şimdi ben buradan birazcık sıkıyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada bir tepkime oldu. Bu ilk sıkıştan sonra bunu birazcık şey yapacağız. Bunu birazcık karıştıracağız. Sonra bir kez daha sıkıyoruz. Strik asiti. Evet, tekrar karıştıralım. Ve şu an zaten şişenin artık böyle şişmeye başladığını hissedeceksiniz. Bu da gazın aslında dolmaya başladığını gösteriyor. Yani o ilk sıkışınız kadar kolay olmayacaktır bu sıkmalar. Evet, bu şekilde karıştırarak gördüğünüz gibi sıfırdan birazcık hareket etmeye başladı 1'e doğru. Bunu tekrarlıyoruz. Evet, birazcık daha sitrik asit basalım. Evet. Gördüğünüz gibi şey yükseliyor. Evet. Şimdi 1 ile 2 arasına gelmiş oldu. Aslında bu 4-5'e kadar bu basınca dayanıyor bu kola şişeleri. Şimdi de gaz çıkışını açacağız. Evet, birazcık gevşetiyorum. Bakın damlalar gelmeye başladı. O damla şu an mesela çok fazla. Bunu şeye göre akvaryum büyüklüğüne göre ayarlamak gerekiyor. Evet, şu an
karbondioksit çıkışı başladı aslında. Ve şeyde mesela şöyle bir şey olmaması lazım. Mesela şöyle göstereyim. Mesela bu olmaz. Daha küçük damlacıklar olması gerekiyor çıkan. Çok ince damlacıklar olması gerekiyor. Evet, bu şekilde karbondioksiti üretebiliyoruz. Tabii buradaki bunu sitrik asitin içerisinde bulunan hortumun ucunu şu şekilde göstereyim. Bu ucu normalde ucuna bir mıknatıslı bir şey takmak gerekiyor. Yani ya da içerisinde demir, dışarıda mıknatısla bunu su seviyesinin ucuna kadar getirmeniz lazım. Çünkü bu aşağıda bulunursa çok hızlı bir şekilde bu basınçtan dolayı diğer tarafa sitrik asit geçecek ve sitrik asit bitecektir. Bittiği zaman da zaten üretim durur. Onun için 2 hafta dayanabilmesi adına bunun mutlaka su seviyesinin şuralarda bir yerde olması lazım. Bunu da mıknatısla yapabiliriz. Yalnız dikkat edin, içerisinde demir bağladığınız zaman sitrik asit demiri parçalar. Plastiğe bir şey yapamaz ama demiri parçalayacaktır. Hatta taşı da parçalar. Onun için oraya koyacağımız şeyler aslında mesela üstü plastik sarılı bir demir olabilir. Dışarıda da mıknatısla bizim bu uca onu tutturmamız gerekiyor. Evet, şimdi mesela şu an karbondioksit çıkışını görebiliyoruz. Difüzör bunu çözüyor. Aynı düzeneğin benim kurulu akvaryumumda fotosentez nasıl üretilmesini sağladığını göstermek istiyorum. Evet, dikkat ederseniz oksijen damlacıkları suyun içerisinde görünüyor. Yine farklı bir gün çekilmiş fotosentez olayının çok net bir şekilde görüldüğü durum.